Şöyle içeriği göstereyim arkadaşlar. Bakın kırmızı altınlar fırında yatıyor. Biz bu lezzeti yemek için erkenden geldik. Şöyle pişenleri ayırıyoruz. Birazdan güzel bir kebap yiyeceğiz. Şimdi de ocağın başına işin ustası Hüsamettin ustam geçti. Kolay gelsin ustam. Sağ ol, teşekkür ederim. Kırmızı altınları yön veren adam. Evet. Ustam nereye bakıyorsun öyle? Etlerin güzel pişmesine bakıyorum. O yağların sesleri beni mutlu ediyor. Sen sesten anlıyorsun artık değil mi olduğunu? Tabii. Bak şimdi şu fark 100 lira oynadı. Gördünüz mü? Ne oldu şimdi? Bunda porsiyon diye bir ürün yok. Bunda gramaj olduğu için gördüğünüz mü? 50 gram fazla olduğu zaman 100 lira para oynadı. Mucidi kebapçı Hacı Ali Kasapbaş. Bu torunu Ferdi Noktaş. Ve Ferdi Usta beni öğretiyor. Benim ustam da dedesinden öğreniyor. Bu meslek deniz cihaz, tarihi bir meslektir. Sanatın içinde sanat olan bir meslektir. Herkes kebapçı olamaz. Kebapçılık demek gönül işidir, sevgi işidir. O sanata kendini vermektir. O zaman şöyle diyoruz usta. Dede, torun, oğlunu tabii öğretiyor. Evet. Siz de? Tabii ben onun torunundan öğreniyorum. Torunundan öğreniyorsun. Tabii. Bu dedenin, çıraklıktan geliyorsunuz. Bu dedenin öğrettikleri bütün var ya ustalar hepsi sanatkardır. Şimdi böyle bir şey var. Çıraklıktan gelmeyenler var. Tornacılıktan gelen var. Başka işten ya gelen şimdi, var. Senin başka bir mesleğin var mıydı? Hayır, benim sadece kebapçılık mesleğinde çocukluğumu çocuk bu işe yaşta girdim, bu yaşlara kadar devam ettim. Bazı insanlar işletmeci olur, bazı insanlar sanatkar olur. Sanatın içinde sanatı öğreneceksin. Nedir? O zaman da sanatkar olursun. Teşekkür ettik abi bilgilerin için.